10 Aralık 2020 Antalya Kumluca Adrasan'dayız. Yanımızda diyelim sosyal mesafeden dolayı 2 metre ileride Rıfat Deniz. Deniz. Burada patlıcan serisinde rekor gelişim. Tabandan ürünümüzü bu sene kullandık burada. Kendileri kullandılar. Rıfat abi burada öncelikle patlıcanın çeşidi nedir? Cinsi nedir? Ne zaman diktin? 20 Eylül bu. 20 Eylül dikimli. Cinsi ne bunun? Sicilya. Sicilya. Şöyle bir gösterelim alttan. Gelelim. Şöyle bakabilirsiniz. Şöyle. Gel böyle göster. Geçen nedir? Sene bak şunlar. Şu memikler tutmuyordu. Tutmuyordu. Bu sene? Bak bunlar salıyordu yani şu. Şuradaki memikler salıydı geçen bir de bu sene. Bu arada buraya dün herhalde bir hasat yapılmış. Dün kestim bunların bir öncekini. Dün kestiniz. Kalite olarak meyve verimi ve kalitesi nasıl şu an gözleminiz? Kalitesi güzel abi baksana meyvesi gözüküyor zaten. Kalitesi güzel. Şey olarak çiçek gelmesi tutumu bu konuda neyi görüyorsunuz? Ya çiçek tutumu şu andaki durumu güzel yani bak. Memikleri bile ne tutmuş. Rıfat abi şeyi sorayım ben sana. Şimdi burada rekor gelişim biliyorsun bir toprakla ilgili kullanılan bir ürün. Burada daha henüz diğer yaprak ve damlama gübrelerimizi kullanmadık. Toprakla ilgili nasıl bir değişim var? Buranın toprağı nasıldı? Ne hale geldi? Ne sağladı sizi? Toprakta nasıl bir değişim yaptı? Öncelikle bunu söyleyelim. Bir gevşeme, kabarma, suyla ilgili. Su tutması özelliği boy dalgalı gitmiyor. Tamam. Yani geçen seneye göre geçen burası sene dalgalıydı diyorsun. Dalgalı gidiyordu böyle. Şöyle, orası küçük, burası aşağıda. Burası kaç dönüm toplamda? 3,5 dönüm. 3,5 dönüm. Hemen hemen aşağı yukarı her yer aynı. Aynı vaziyette zaman, gözüküyor şu an. Aynı vaziyette gözüküyor. Şimdi tabii bunu nasıl sağladık? Toprak standart bir hale geldi. Beslemesi topraktan alabiliyor. Alıyor şu an. Bitki gelişimi gayet iyi. Meyvesi tutumu iyi. Kalitesi iyi. Tutmayan şeyler... Çiçekler bu sene daha iyi tuttu. Rekor gelişimi sen tavsiye eder misin? Öncelikle Adrasan, Kumbuca, Türkiye'deki seracılar izleyecekler bizi. Ben geçen sene buraya samur atmıştım. İşte samura attıkta vazgeçtim bu sene bunu kullanınca tamam. Daha düz gittiğini gördüm yani ağaçta. Peki samurayla kıyasladığın zaman arasında ne kadar fark var? 2000 lira kârım var benim samuradan. Yani maliyet olarak kârım 6000 ama... liraya samura atıyorum. Tamam. Bu 3,5 kira tutuyor. Bundan daha düşük maliyetle ama daha iyi sonuç alıyorsun galiba değil mi şu anda? Daha iyi Tabii ama şöyle söyleyeyim. Biz üreticilere mutlaka 3-4 yılda bir samra da atmasını öneriyoruz. Organik madde takviyesi olarak. Atılacak canım. Uygun atılmadan olmaz. Samraları kullanın. Rekor gelişimle birlikte kullandığınızda organik madde seviyeniz artar. Tuzluluğunuz azalır. Toprakla ilgili gözeneklilik, su emmesi hepsi artar. Tavsiye eder misiniz rekor gelişimi? Ben onu öncelikle sorayım. Böyle ekranda bakarsanız. Valla üreticilere tavsiye ederim. Tavsiye edersiniz. Daha kolay atması, daha basit, ekonomik. Daha ekonomik ve aldığınız getirisi sonuç da... Getirisi daha güzel yani. Getirisi de güzel. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Antalya, Kumluca Adrasan'dan.